Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülten ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bülten'e başlıyoruz. 52 Ordu Spor 23. haftada Kepespor'a konuk olacak. Mor Beyazlılar bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. 3. Lig 1. grup ekibi 52 Ordu Spor 23. haftada oynayacağı Kepespor maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Karşılaşmaya pazar 14'te Kepes Hasan Doğan Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mor Beyazlılar bu maçın hazırlıklarına teknik direktör Bayram Toysal gözetiminde kendi tesislerinde devam ediyor. 52 Ordu Spor'da teknik direktör Bayram Toysal Kırıkkale Gücü maçını tribünden takip etmişti. Teknik adam Toysal ilk ciddi sınavını lider Kepespor'a karşı verecek. 52 Ordu Spor Lig'de 38 puanla 3. sırada yer alıyor. Antalya ekibi ise Ordu ekibinin 11 puan üzerinde ilk sırada bulunuyor. Mor Beyazlılar'da önceki maçta sarı kart gören Anıl Şahin, Kepespor maçında forma giyemeyecek. Ordu Spor 1967 23. haftada Bursa Yıldırım Spor'u konuk edecek. Mor Beyazlılar bu maçın hazırlıklarını bugün altyapıyla maç yaparak sürdürdü. Ordu Spor 1967 3. Lig 4. grubun 23. haftasında Bursa Yıldırım Spor'u konuk edecek. Mor Beyazlar pazar 14'te Yeni Ordu Stadyumunda Bursa Yıldırım Spor'la karşılaşacak. Ligin ikinci yarısında çıkışa geçen temsilcimiz Bursa Yıldırım Spor maçı hazırlıklarını galibiyet hedefiyle sürdürüyor. Bu sezonun ikinci yarısında evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Mor Beyazlar pazar günü taraftarından destek bekliyor. Ordu Spor 1967 3. Lig 4. grupta 33 puanla 5. sırada bulunuyor. Bursa ekibi ise 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadele 2-2 sona ermişti. Faslı Belediyespor 23. haftada Darıca Gençler Birliği'ne konuk olacak. Mavi Siyah Sarılar bu maçı çıkış maçı olarak bakıyor. Faslı Belediyespor 3. Lig 3. grubun 23. haftasında Darıca Gençler Birliği'ne konuk olacak. Karşılaşmaya pazar 14'te Kocaeli Darıca İlçe Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sezonun ikinci yarısında galibiyetle tanışamayan Mavi Siyah Sarılılar oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Faslı Belediyespor yeni teknik direktörü Bekir Ozan Has yönetiminde çıkacağı ilk maçta galip gelerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Playoff'un 6 puan gerisinde kalan temsilcimiz Darıca maçında kazanarak playoff'lu olan puan farkını düşürmeyi hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Fas'ta oynanan mücadelede eşitlik bozulmamış, karşılaşma 0-0 sona ermişti. Efeler Ligi'nde mücadeleden Akkuş Belediyespor evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Voleybol Aksa Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor 23. haftada konuk etti Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlere ligde ikinci yenilgisini tattıran Yeşil Beyazlar ligdeki 8. galibiyetini aldı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, baş antrenör Aykut Lale ve oyunculardan Atakan Topal, Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibe karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Evet, öncelikle gerçekten bugün Ünye kapalı spor salonunda belki Ordu'nun tamamında böyle tarihi anlardan birisi yaşandı. Buradaki ambiyans, buradaki ortam ve bütün Türkiye bugün Ünye Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak Akkuş Fenerbahçe maçına odaklandı. Dolayısıyla milyonlar bu takımı izledi ve salon ağzına kadar dolu, seyirci, Türkiye'nin her tarafından buraya gelenler var. Böyle bir ambiyansta oynanan bu güzel maçı takımımız 3-2 gibi bir skorla aldı. 3-2'lik skor bizim takımımızın bu sezon oynadığı 10. maç. O da Fenerbahçe'ye karşı oldu. Hatırlayın, Galatasaray'ı da burada 3-2 yenmiştik. Galatasaray maçından sonra voleybol camiasının gözü hep Fenerbahçe Akkuş maçına çevrilmişti. O maçın sonucu ne olacak? Yani
Galatasaray'ı yenen Akkuş Belediyespor Fenerbahçe'nin karşısında nasıl bir oyun oynayacak? Dolayısıyla bütün soru buydu ve bugün çok net bir galibiyet, zevkli bir oyun, muazzam ralliler ve buraya gelen bugün herhalde unutulmayacak bir maçı, unutulmayacak bir anı yaşamıştır diye düşünüyorum. Siz benden çok yaşayacaksınız çünkü çocuklara söylediğim bir şey vardı. Yani bu ikinci yarıda gerçekten lige damga vurdunuz ama bunu taçlandırmanın tek yolu var. Fenerbahçe maçını kazanmak. Bu Fenerbahçe maçı bize çok büyük onur kattı. Çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz. Buna kimse cüret edemez. O yüzden de yani çocuklar çok ciddi motiveler şu anda. Kalan 3 maçımız ya, her maçı kazanmak için çıkacağız elimizden geldiğince. Ya bu evde her zaman rahat oynadığımız bir top var. Özellikle ikinci devre bir yükselme izledik. Bunu burada bütün dünya halkına, Galatasaray olsun, Fener olsun, daha da ispatlayacağız. Önümüzde 3 tane maç var. Bu üçünden de biz türbün arkamızda olduğu sürece galibiyet bekliyoruz. Bütün türbünü armağan edelim bu maç abi. Biz bu hafta gerçekten Fenerbahçe için çok sıkı çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Son 3 maçı da galibiyetle Ünye'ye veda edeceğiz abi. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.